Dördüncü bölümde birlikteyiz arkadaşlar. Yine Oğul ve Emir'le birlikteyim. Merhabalar. Merhaba. Tekrar. Treko rüya görüyor. Rüyanız hayırlı olsun. Bir rüyaların içinde parantezle konuşmaya. Evet, doğru. Biz dilsizdik değil mi? Aynen. Ne uyandık. Posta kutumuz bomboş. Şimdi şehre mi iniyorduk? Şimdi göreve gitmemiz lazım galiba. Kendi kendine ilerleyecek. Kasaba yok muydu? Yok, şehre gidelim diyor ya. Pelipper'ların posta ofisine gideceğiz sanırım. Şehrin şarkısı. Kejlon dükkanı. Burada çeşitli her türden item satılıyor değil mi abi? Burada satılan itemler bu yeşil olan da daha çok savaş itemleri falan oluyor. İşte elma oluyor. Hı hı. Öteki mor olanda da böyle önemli orklar oluyor ya da ne bileyim TM'ler oluyor. Ki bu oyunda da TM'ler var arkadaşlar. Bankaya işte paranızı yatırabiliyorsunuz. Persiyan Bankası. Aynen, ki öldüğümüz zaman paramızın büyük bir bölümü gidiyor. O yüzden yatırmanızı öneririz. Aynen. Depoyu da keza öyle kullanın. Gulpi'nin dükkanında ne yapıyorduk orada ya? Abi o değişik bir şey ya. Bu link mob'larla ilgili. Daha sonra ben onun İngilizce olarak bir çevirisini de yaparım. Oğul galiba şey yapıyorduk ya. Eski sallıları falan öğrenebiliyorduk. O başka değil miydi? Yok yok, bundaydı galiba. Öbür oyunda da Electivire'ın böyle aynen dükkanı vardı. Öyleydi oğlu, öyleydi galiba. Evet, doğru. Çünkü şu an gittim oraya, bende Remember diye bir seçenek var. Aha. Eski saldırıları öğrenmemizi sağlıyor. Kangaska. Kangaska'nın dükkanı da aynı banka gibi ama bu sefer de buna itemlerimizi koyabiliyoruz. Aynen öyle. Önce itemlerimizi alıyor mu? Büyük bir kısmı gidiyordu galiba. Evet, çok önemli bir kısmı gidiyor. Sinir bozucu ya. Aynen öyle. Pelipper'ların posta ofisine geldik arkadaşlar. Burada ilan tahtası var. Buradan görev alabiliyoruz. Boş zamanlarımızı. O şu an öylesine görev mi yapacaktık ya? Evet, bir günün geçmesi lazım. Çünkü bir rüya daha göreceğiz. Tamam. İki tane görev aldım. Thunder Bay mağarasından. Hadi 3 olsun. Aynı yerden birden fazla görev alırsak aynı anda yapma ihtimalimiz var bir görevleri. O yüzden öyle yapmanızı öneririm. Zaten aynı katta olunca falan direkt gitmeyin. Büyük hata etmiş olursunuz. Evet, doğru. Mesela bende şu an Tiny Woods'tan iki tane görev var. Biri ikinci katta, biri üçüncü katta. İkinci kattakini yaptıktan sonra geri dönmeyin. Üçüncü kata da gidin. Aynı gün içinde iki görevi yapmış olursunuz böylece. Daha çok item para falan kasıyorsunuz işte. Aynen öyle. Hem zamandan da tasarruf edersiniz. Göreve gidiyorum. Tamamdır. Tamam. Hikaye modu bittikten sonra gelişiyorduk değil mi? Aynen öyle. Thank you.
Arkadaşlar bir de önemli bir nokta, yanımızdaki adamların kullanmasını istemediğimiz sadlıları oluyor. Yanlarında yıldız var. Yıldız koyduğumuz sadlıları kullanmıyorlardı galiba. Öyle miydi ya? Deneyelim. Ben de şu an hepsinde yıldız var. Hiçbir şey kullanmıyor mu adam abi? Ama senin, o senin sadlıların değil, yanındaki adamın sadlılarına bak. Evet, şu an öyle yapıyorum. Yıldızı kaldırmamız gerekli. Kullanmaması için. Yok, yıldız koymamız, aynen yıldızı kaldırmamız gerekli. Tellir'deki yıldızı kaldırıyorum. Kullanacak mı bir daha? Amma kaçtım be abi. Kullanıyor mu? Kullanmıyor galiba ya. Kullanmıyor. Oh. Pokemon kaynıyor. De ileride Pokemon'u dolu odalar oluyordu böyle. Baskın koyuyorlar. Aynen basıyorlar bizi direkt. Bir de casual dükkanlar oluyordu. Aynen oradan item çalmak çok zevkli ya. İtem çalıyorsun, her yerden çıkıp seni öldürmeye geliyorlar. Hayatım boyunca yenemedim abi. Yok zaten yani yeniliyorsun. 40 level'lardı değil mi? Önce öyle bir şeyler vardı. Bilmiyorum abi, bayağı yüksekler. Benim amacım onları yenmek yani. Eskiden 7-8 tane yatırmıştık değil mi? Aynen. Bitmiyorlar ki abi. Katı çıkana kadar rahat vermiyor. Üçüncü katta görev var değil mi? Görev olunca zaten bizi uyarıyorlar. Evet, kata çıktığımız anda bir yazı beliriyor zaten ekranda. Destination floor falan diyor. Aynen öyle. Bu kattaki görevimiz ne? Abi göreve nereden bakıyorduk ya, görevin ne olduğuna? Ortasına. Görevin ne olduğuna posta kutusundan bakıyorduk. Yok, yani, labirentteyken. Labirentteyken bakma şansımız yok ona. Yok ya, vardı diye hatırlıyorum. Hayır, ben de öyle hatırlıyorum. Miss orada. Others'a basıyoruz. Mission Objectives var. Oradan görebiliyoruz. Burada PG'yi kurtaracağız. Voltok mu? Aynen Voltok. Sonra. Bunu böyle. Şimdi görünce söyle. Zaten Pokemon yerinde durmuyor. O da durmadan hareket ediyor. Bulmak biraz zor. Buradaymış. Hareket etmemiş ya. Hele hayalet Pokemon'ları bulmak çok sinir bozucu. Duvarların içinden geçiyor. Aynen. Maceramıza devam ediyoruz. Aynen 10 dakika olmuş bile neredeyse. Görevi yapıp arkadaşlara el ele alıyoruz. Wurmple'ı kurtaracağız bu katta da. Sekiz level oldu. Üst ekranı çekemediğim için biraz sorun ama bir şey olmaz herhalde. Level'larını ben size söylerim. O elekit. Elekit'i takım almak isterim ya. Oğul. Efendim. Orada mısın? Buradayım.
Dördüncü seri yoktu değil mi oyunda? Moonshlag falan çıkıyordu galiba ama dördüncü serinin tamamı yoktu. Çimçar var mı? Yok be abi. Sadece 5. kattaki görev kaldı. Ben başlangıç olarak ne izleyeceğim? İleride 99 katlı bölümler bile var. Mimi mi? Sinir bozucu. Aynen. Mimi bulmak neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Uğraşmanız lazım. Ben onu çok sinir bozacağım ha. Kesinlikle evet. Sinir bozucu. Bir level olduğumuz görevler falan vardı. Onlar da çok sinir bozucu. Burada item götürme görevi. Peçoberi'yi götüreceğiz. Geri dönebiliriz ya. Aynen. Geri dönüyoruz. Şimdi ödülleri alma zamanı. Ratata'dan 10 tane taş aldık. 5 kurtarma puanı aldık. Fakir Ratata ya. Kesinlikle fakir. Adam hiçbir şey bulamayıp 10 tane taş verir. Buradan 100 altın aldık. Yine 5 kurtarma puanı. Vay altın iyi. Adam zengin. Wurmple'dan da yine 100 altın. 10 taş, 5 kurtarma puanı. İyi. Oyunu kaydediyoruz. Bu bölümde daha yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten video uzun oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.